Altın Kelebek Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Ben Orkun'un, Timuçin Güner ve Tara ile birlikte bugün Kırmızı Halı'da sizlerle birlikte olacağız. Orkun şimdi hani heyecanlı mısın acaba? Heyecan mı yaptın sen de bizim Hem gibi? Hem de nasıl? O kadar uzun zamandır hazırlanıyoruz ki Timuçin, Tara inanamazsınız. Çok büyük bir emek var. Bugün inşallah hepimiz o emeğin karşılığını burada alacağız. Artık dakikalar kaldı. Dakikalar kaldı. Ben de aşırı heyecanlıyım. Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Desem inanır mısınız bilmiyorum da. Tabii geçen sene burada ödül aldık sizle birlikte. Evet. Çok güzel bir anlar yaşadık, anlar biriktik orada. Bu sene de böyle Kırmızı Halı'yı sunmak ayrı bir keyifli. O yüzden bakalım gece neler olacak. Ödül almak giymiş? Başka bir şey, Kırmızı Halı'da olmak da başka farklı bir heyecan. Ya öyle bir şey ki Altın Kelebek'te ödül almak da, vermek de, Kırmızı Halı'da olmak da bambaşka bir hikaye bu yani. Çok, muazzam. Çok emin. Tara'yla konuşacağız. Ben nasıl hazırlandığını çok merak ediyorum. Onu Ay, ilerleyen sorma. Dakikalarda konuşacağız. Aynen öyle. Tara'ya biraz nazar değdi. Onu sana herhalde anlatır. Evet, bir sürpriz olabilir. İstiyorsanız ben yerime geçeyim, sizi burada bırakayım. Tamamdır. Tamam. Ve röportajlarımıza başlayalım. Görüşmek üzere o zaman. İyi yayınlar olsun. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Kolay Hadi gelsin. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Tara, birbirinden güzel, birbirinden şık isimler görüyorum. Aynen öyle bende ve şu an karşımda çok güzel bir kadın duruyor. O isimlerden bir tanesi. Evet. Demet Özdemir efendim. Alalım canlı yayınımıza Demet Hanım'ı. Heyecanlıydım, daha heyecanlıydım. Buyurun efendim. Ortaya yani, eminiz doğru evet. mu? Yahu ne kadar şıksınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun senden duymak gerçekten. Sen de öyle çok Ay, güzelsin. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Sen de aynı renk olduk ya. Öyle Sen mi? De öyle gözlerinin rengini kullanacağız bu akşam. Ya çok teşekkür ediyorum. Ya nasıl geçti hazırlık süreci? Her sene Demet Özdemir'de aynı heyecanı, evet. aynı coşkuyu görüyorum ben. Evet gerçekten hep böyle daha azalacağını düşünüyordum. Bu yolculuğa başladığımdan beri ama böyle küçükken o kadar çok izledim ki Panter'in Altın Kelebek ödüllerini. Galiba onun da birazcık bende önemi gerçekten çok büyük. Gerçekten azalmıyor. Hazırlığımdan bu yana da hep konuştuk. Geçen yıl çok heyecanlıydım, azalır mı diye. Gerçekten aynı şeyde gazla devam ediyorum, öyle söyleyeyim. Çok özenmeye gayret ettik. O şaka yapıyordum işte biraz önce, yani bu yıl özenemedim kusura bakmayın diye. Arkadaşlarımla da güldük evet. yani. Layık olmaya çalışıyoruz. Bence zaten Kırmızı Halı dediğimiz şey, yani Türkiye'de gerçekten bu kadar önemli, bu kadar çok hazırlanılan bir ödül töreni olmadığı için, çok az sayıda olduğu için diyeyim. Yapabileceğimiz en güzel şeyleri burada göstermeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Tara nasıl buldun baştan sonra Demet Hanım'ı? Evet sen söylesene, çok güzel taşıyorsun. Çok güzel taşıyorsun. Çok teşekkür ederim. Yani özenmedim dedin ya, bu özenmemiş halin mi yani? Evet. Ben de ilk başta şaşırdım, çok özenmedim. Orkun dedi, ne desem, ne cevap versem acaba? Tamamen şaka gerçekten. Yok çok güzelsin vallahi, yıkılıyorsun. Çok heyecanlıyım, çok güzel geçeceğinden yine eminim. Çünkü bir oyuncu için, sanatıyla ilgili iddiası olan insanlar için ödüllendirilmek gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü evet %100 bu mesleğe devam etmeliyim kararı değildir bu, biliyorum, ama çok büyük bir de şevktir. Evet. Bunu en iyi romantik komedi kadını aldığımda hissettim. Gerçekten oyuncuların buna çok ihtiyacı var. Hele gençlerin çok çok ihtiyacı var, onu söyleyebilirim. Efendim dünya tatlısı biri Demet Özdemir. Aynı zamanda çok da güzel sesi var. Gerçekten sesimin iyi olduğunu düşünüyorsan beni gerçekten seviyorsun. Instagram paylaşımını bayıldım gerçekten. Koşulsuz seviyorsundur beni gerçekten. Zaten herkesin öyle sevmesi gerekmiyor mu Demet? Ya, Aa, yani, nerede? Ya çok çok tatlısı. Bunu ayrı konuşalım. Eserim özel konuşalım diye. Çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Sizi uğurluyoruz. Öyle. Zaten görüşeceğiz aşağıda. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz bakalım, sana çok, da. Çok güzel kadınlar, erkekler göreceğiz. Ben eminim. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Sağ ol. Gerçekten Demet Özdemir güzelliği denen bir şey var herhalde. Şu an gerçekten Orkun'u ve Tara'yı çok kıskandım. Çünkü Demet Özdemir gelir gelmez onların yanına gitti. Ve dedi ki çocukluğumdan beri gerçekten Altın Kelebeğin hayalini kuruyorum. Aslında bu yolda olan pek çok insanın hayalini kurduğu Türkiye'nin en büyük, en değerli ödül töreni Panter Altın Kelebek ödül töreni. Ve bu yıl 48.'si düzenleniyor. Malumunu sürekli tekrar ediyoruz. Birazdan benim de yanımda konuklarım olacak çünkü konuklarımız yavaş yavaş malum İstanbul trafiği de var. Tören alanına gelmeye başladılar. Biz çok heyecanlıyız. Hala heyecanımız devam ediyor. Eğer bir yönetmenimize sorayım, eğer Orkun ve Tara'nın yanına bir ünlümüz geldiyse onlara sözü bırakacağım.
Evet, gelmiş. Onlara bırakıyorum sözü. Evet, devam ediyoruz. Demet Özdemir'in konuşmasını dinledik. Timuçin'in tüm söylediklerine sonuna kadar katılıyorum bu arada. Kim var? Kim geliyor? Evet, Tara? Şu an karşımda Nilfu Berfin Aktaş'ı görüyorum. Nilfu Hanım, buyurunuz, buyurunuz. Efendim, yine dünyalar güzeli bir hanımefendi geliyor yanımıza. Gel. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Nasıl hazırlandın bu geceye? Çok merak ediyorum. Çok hızlı ve çok eğlenceli bir şekilde hazırlandık kuliste. Kıyafetimi Tufan'a Büyük Çınar tasarladı. Makyajım Ali Rıza Özdemir'e ait. Tabii ki de saçlarım da Önder Tiryaki'ye. Onlara çok teşekkür ediyorum buradan. Bu sene bizim yıldızı parlayanlarımızdan birisiniz aynı zamanda. Bunun da farklı bir heyecanı olsa gerek. Olmaz mı? Var demek ki de böyle titriyorum. Peki aynı zamanda yazın da çok ciddi bir diziniz vardı ve ayakta kaldı ve devam ediyor halen. En çok konuşulan dizisinde oynuyorsunuz yazın. Devam herhalde değil mi? Evet evet, hala devam ediyoruz çok şükür. Çok güzel gidiyor her şey. Sette zaten artık herkes nasıl oynayacağını öğrendiği için çok daha eğlenceli ve çok daha kolay hale geldi her şey. O zaman Nisu Hanım, soracağınız bir şey var mıdır Tara Hanım, Nisu Hanım'a? Evet, aslında bir şey sormak istiyorum. Neden beyaz seçtin? Beyaz seçtim çünkü... Bilmiyorum. Beyaz seçtim. Çok zor soru. Şimdi neden mor diye ben sana sorsam mesela. Neden mor? Çünkü bu senem çok güzel geçti ve mor benim enerjimi yansıtan bir renk bu sene için. O yüzden moru seçtim. Bravo. Çok güzel. Daha kıyafetiyle ilgili bazı şeyler geldi başına Tarın'ın. Onları konuşacağız. Evet, onu sonra konuşacağız. Çok, çok teşekkür ederim. Sen de öyle. Çok teşekkür ederim. Nisu Hanım'a çok teşekkür ederim ve Türkiye'nin en büyük ödül töreninde sizi çok eğlenceli dakikalar bekliyor efendim. Uğurlayalım sizi. Çok teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın. Siz de iyi akşamlar. Efendim devam ediyoruz. Daha devamda efendim, evet, biz tüm hızımızla burada Kırmızı Halı'da konukları karşılamaya devam ediyoruz. Ya Tara o kadar güzel gülüyor şimdi, bakın hazır olun ama. Yani o kadar güzel olmuş ki bugün, ama başına da müthiş talihsiz bir olay gelmiş efendim. Ne olduğunu anlatsın kendisi. Ne oldu Tara hazırlanırken? Ya şöyle, şimdi saat 6'da burada olmam gerekiyordu. Onun aslında 6'ya 10 kala pat diye bir şey patladı. Elbisemin fermuarı gitti yani. Böyle vım diye odadan bir köşeden bir köşeye. Tara bir döner misin? Ay valla döneyim mi? Dön. Tamam. Gör, ne olur. Ay valla çok kötü. Bakar efendim işte, misiniz? Ya bu kaç kişinin başına gelebilir mesela? Yani bu nasıl bir talihsizliktir ama yine de. Bunu diktik 5 dakikada. Sonra 2 dakikada koşarak, gerçi koşamıyorum yoksa şey patlayacak diye korkuyorum. Şu anda ben nefesimi tuta tuta konuşuyorum. Ben de bir tedirginlik bende de var tabii ki. Şu an sürekli Tara'nın elbisesine bakıyorum. Neyse biz bu yayını... Güzellik kazasız... budur yani. Yani öylesin. Güzel olmak istiyorsan ne yapacaksan yapacaksın. Tabii. Çaresi yok. Başına ne geliyorsa da aynen hemen öyle. Tık tık çözüm aynen yapacaksın öyle. Değil mi? Şimdi biz aylardır hazırlanıyoruz bu Altın Kelebek, Panten Altın Kelebek ödül törenine. Kelebek ekibi olarak. Bu sene ben şovların bazı provalarını da gördüm. Çok enteresan şovlar var. Mesela Sefo çıkacak sahneye. Sever misin Sefo'yu? Ay bayılırım. Yani öyle farklı bir enerjisi var ki salondaki herkesi böyle hayranlıkla kendisini izlettiriyor. Ben evet. Seviyorum valla. Diyecek bir şey yok. Bir de şey, yani sahnesi hazırlandı. Oraya palmiye ağaçları getirildi. Sadece bunu söylüyorum. Başka detay vermeyeceğim. Ondan sonra İzel Çelik Ercan sahnede olacak efendim. İzel Çelik Ercan deyince de herhalde değil mi? Bir durmak lazım. Aynen öyle. Onlar da stüdyoya girdiler. Çok güzel şarkı seslendirdiler kendi şarkılarını ve Yasemin Sakallıoğlu o esprileriyle ara ara ay, sahneye çıkacak. Şahane olacak o. Vallahi mutlaka izleyin onu. Yani şimdi burada olmayanlar için, onlar da çok şanslı. Sizler de çok şanslısınız bizi ekrandan izleyenler. Oturacaklar, televizyonlarını açacaklar ve o muazzam şovları keyifle izleyecekler efendim. Bir kategorin var mı merak ettiğin? Şu kategoride kim ödül almıştır dediğin? Ya şey, aslında en iyi kadın oyuncu bence. Çünkü her sene her kadının nasıl bir performans verdiğini görüyorsun. Ve bence o çok değişik bir şey. Değil mi? Evet. Ya favorilerin de vardır muhakkak. Ya vardır da o bana kalsın. Tabii, çünkü bence herkes çok iyi oynuyor. Onları böyle en iyisi diye bir şey bana kalmasın ona demek. Zaten bu akşam belli olacak. Ben efendim en iyi şarkıyı çok merak ediyorum. Çünkü bu sene aslında birkaç şarkı vardı. En iyi şarkıda birinci olabilecek. 3-4 tanesi benim aklımdaydı. Biz jüri toplantısında da uzun uzun tartıştık. Ben biraz sonra size o toplantıda neler oldu onu da anlatacağım. Nasıl, oylama sistemi nasıldı onu da bir kez daha anlatmak da bence... Evet, bence herkes bir hatırlasın onu. Değil mi? Fayda var. Şimdi hızlıca ben size jürilerimizi söyleyeyim. Onlar da gelecekler buraya. Simge Sağan jürimizdi, Ersa Yüner jürimizdi, Bengü jürimizdi, Nevra Serezli
jürimizdi. Erol Evgin ve Faruk Bayhan, sevgili Faruk Bayhan bizim jüri üyelerimizdendi. Biz şimdi tabii ki 15 gün önce o toplantıda jürinin oylarıyla birlikte %70 halk oylaması, sizlersiniz önemli olan, %30 da jürinin etkisi vardı. Birincileri belirledik ve artık söyleyemiyoruz da yani gerçekten çıldıracağım ya. Sen de biliyorsun. Az kaldı, az kaldı. Ya birkaç tane bir ipucu veremeyiz mi? Yok, yok. Yoksa sürpriz kaçar ki. Doğru söylüyorsun. Ölemez, olmaz. İzlesinler. Az kaldı, az kaldı. Peki etrafına bakınca neler görüyorsun Tara? Hani bu şıklık, bu sen herkes... daha iyi anlarsın giyimden, kuşamdan. Şöyle, sanki bu seni daha böyle sade, renkli renkli ama sade, çok ışıltı yok sanki, ne dersin? Daha yani... öyle bir şey görmedim, belki gelir ama. Aynen, daha değil erken mi? Belki de evet, ondandır. Peki sen genelde ne renk tercih ediyorsun böyle de törenlerine gelirken, kıyafet, renk? Şöyle, geçen sene siyah bir tulum giymiştim. Hmm. Tulumu da yaşımdan yani yaşımdan dolayı seçtim. Hani genç olsun ve kocaman da kırmızı bir gülüm vardı. Böyle bir fark yaratmak istedim. Yani bence renk önemli değil de fark yaratmak önemli. Yani kendini iyi hissediyorsan bir elbisede zaten parlıyorsun. Evet, şimdi biraz sonra Taray'a kimin elbisesini giydiğini de soralım ama önce Timuçin'e bir gidelim. Bakalım Timuçin'in bulunduğu alanda durumlar nasıl? Evet, Altın Kelebek heyecanımız tüm hızıyla devam ediyor. Taray'a gerçekten bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Çok güzel görünüyor tabii ki Raşit Bazı Bağlı elbisesiyle Tara. Orkun aslında bu akşam olacaklardan size birkaç biraz bahsetti. Sefa olacak, İzel Çelik Ercan konseri var. Ve bence gerçekten çok eğleneceğimiz, çok güleceğimiz Yasemin Sakallıoğlu'nun çok ilginç bir şovu olacak. Şimdiye kadar anladığım kadarıyla böyle bir şov gerçekleşmedi. Önceki gün kendisiyle karşılaştım ve o kadar heyecanlıydı ki umarım tüm gösterilerinde milyonları, artık milyon olmuştur sayısı, güldürdüğü gibi bu akşam da sizleri ekran başında güldürmeye devam edecek Yasemin. Evet, sözü bırakıyorum. Efendim, evet, bir yıldızı parlayan ismimiz daha yanımızda. Su, ya ismini biz, ben bayılıyorum ismine gerçekten. Şimdi Su Burcu Yazgı Coşkun, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Hiç sormayacağım heyecanlı mısınız diye. Vallahi titriye titriye geldi, böyle iyi misin diyecektim, çok evet, şeker. Evet. Belli etmemeye çalışıyorum pek heyecanımı. Peki bu akşama nasıl hazırlandın? Bu akşama Önder Tiryaki ve ekibiyle hazırlandım. 2 saat falan sürdü, uzun sürdü. Önder burada zaten. Önder görüyorum ben. Evet. Devam ediyor hala sizin değil mi? Makyajınızı evet, yapmaya, evet, saçınızı evet, yapmaya. Evet, burada o da. O hazırladı beni. Çok teşekkürler. Yıldızı parlayanlar deyince ne diyorsun? Var mıydı bir hayalin hani önceden, ben de orada olsam keşke dediğin? Tabii ki yani bu ödülü almak istiyordum zaten. Hayalimdi burada olmak. Ve sonunda buradayım yani. Çok mutluyum. Beklediğim bir ödüldü yani. Çok güzel değil mi Tara? Çok güzel. Tam bir Su gibi vallahi. Bravo, çok güzel. O zaman iyi eğlenceler diliyoruz çok size. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Efendim, birbirinden güzel isimler. Yani burada benim işim çok daha zor tabii ki Tara. Yani o kadar güzel hanımefendiler geliyor ki buraya. Zaten yanımda güzel bir hanımefendi var. Bir de gelen konuklarımız güzeller. Aman Allah'ım, sen kimle hazırlandın buraya? Kıyafetin kimden? Şimdi kıyafetim Raşit Bazı Bağlı. Ondan sonra kimle hazırlandım? Vallahi tek başıma. Hı hı. Ondan sonra makyajımı Betül yaptı. Saçımı da Tolgalar yaptı. Zaten Kanal D'nin ekibi. Hı hı. O yüzden bu sabah da zaten yayınımız vardı. Yayından çıktık. Buraya geldik. Hı hı. Bir şeyler atıştırdık. Hazırlandım, geldim. Süper. Tabii bu olayı... Onu saymıyoruz. Evet. Onu demin konuştuk, kaçırdınız efendim. Artık YouTube'dan falan açıp izleyeceksiniz. Aynen öyle. Tara'nın başına ne gelmişti acaba? Ne geldi? Şimdi tabii yıldızı parlayanlarımız, 4 yıldızı parlayanımız var bu sene. Geçen sene 3 yıldızı parlayanımız vardı. Onlardan da gelmeye devam ettikçe biz burada canlı yayını alacağız. Benim özel bir teşekkürüm de beni bu geceye hazırlayan tabii ki geçen seneki gibi Levon Kordoncuyan'a. Efendim beni hazırladı, provalarımızı yaptık. Bir ay falan sürdü. Gerçekten bir mi? Ay nasıl sürdü? Ben 5 dakikada buldum elbisemi ve tamam dedim. Şu anda bütün hanımefendiler Tara'yı nasıl yaptın falan diye soruyorlar. Bunun da cevaplarını muhakkak ilerleyen dakikalarda verecektir Tara. Bizim şunu da söyleyeyim ben. Geçen sene biraz daha fazla kategorimiz vardı. Evet. Oylama sisteminde. Bu sene 32 kategoriye düşürdük Altın Kelebek'teki kategorileri ve 32 kategori üzerinden oylama yapıldı ve işte sizler de zaten verdiğiniz oylarla birinciyi seçtiniz. Ben şimdi ara ara tabii ki etrafıma bakıyorum çünkü şıklık yarışı diyorum ama az bile söylüyorum, az bile söylüyorum. Geçen sene çok yarı kapasiteyle yapmıştık. Hı hı. 750 kişi vardı. Çünkü bu sene daha kalabalık galiba değil mi? Yoksa... Ya,
bu sene bayağı kalabalık. Değil mi? Çünkü geçen sene hala pandemi koşulları devam ediyordu. Evet, yani daha yeni başladık ve doğdu burası yani, gözlerime inanamıyorum şu an. Tabii bu sene o kapasiteyi normal sınırlarda yaptık efendim. Yani binlerce kişi gelecek ve gelmeye başladı desek hiç yanlış söylemiş olmayız. Konuşurken aklıma böyle geçen seneden enstantaneler geliyor ki onlardan biri de Tara'nın elbisesiydi tabii ki. Ben hatırlıyorum. Kırmızı Halı'da ben konuk almıştım Tara'yı. Çok güzel. Çiçek miydi şurada böyle bir şey? Evet, hatta bugün yayına baktım. Geçen sene der oldu diye. Siz böyle uzaktan zaten dedikodu yapmaya başlamışsınız Andeyli. Tabii tamam, başladık. Tamam dedim. Okey, güzelmiş demek ki kombinim. Geçen seneye oranla ben de geçen seneki yayını seyrettikçe kendime hayretler ediyorum efendim. Yaklaşık 20 kilo falan fazlam var geçen seneden bugüne benim. Şu an çok iyi gözüküyorsun. Çok teşekkür. Biraz da beni övün gerçekten. Her gelen burada Tara'yı övüyor. Yani ben övülmek istiyorum. Ya bu gerçekten arkadaşlar, ne olur konuklarımız arada gelsin. Orkun ya çok yakışıklı olmuşsun. Bir cümle yeter. Tara'nınki gerçi yetecek bana da. Şimdi gidelim mi Timuçin'e? Hadi bir gidelim bakalım kim varmış yanında. Hadi gidelim bakalım. Ben de sizi izliyorum, güzelliğinize bakıyorum, heyecanınıza bakıyorum. Bir yandan da gelen konuklarımızı gözlemlemeye çalışıyorum. Kimler geliyor, kimler gidiyor diye. Çok büyük bir kalabalık oluşmaya başladı. Yavaş yavaş, malum bugün İstanbul'da hava çok kötü, yağmurlu. Sanırım konuklarımız biraz trafiğe takılmış olabilirler. Onlar gelene kadar da ben sizinle konuşmaya devam edeceğim. Bu arada Fulya geldi. Birazdan onu da belki yanıt... Fulya, canlı yayındayız. Bir dakikanı rica edebilir miyim? Şu an canlı yayındayız. Çok başarılı bir haberciyi görünce ben de habercilik duygularım kabardı. Merhaba, nasılsın Fulya? Çok iyiyim, çok keyifliyim. Harika bir akşam. Ve aranızda tekrar olmaktan dolayı ayrıca mutluyum tabii ki. Tabii ki, hoş geldin. Hoş buldum. Adeta bir kelebek gibisin kırmızılarla. Bilmiyorum. Evet, bir böyle kararsız kaldım ama bizim CNN Türk Haber Merkezi'nde herkes beğendi. Onların bir an gazıyla çıkıp geldim vallahi. İnşallah güzeldir, güzel olmuşumdur diye. Gayet güzel olmuşsun. İnsanlar çok güzel, harika, sen de öylesin. Çok teşekkür ederim ama senin içtenliğin, gözlerinin gülmesi bile her zaman bize ekranda sana güvenle izlememize sebep oluyor. Bu akşam da öylesin. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir gece olacak tabii. Uzun bir gece olacak. Yavaş yavaş kapı da açıldı. İnsanlar içeriye girmeye şimdi çalışıyorlar. Ben de biraz sonra yerimi alacağım. Yine çok iyi isimlere ödüller gidecek eminim. Çok köklü ve ben de her yıl gerek bazen katıldığım zamanlar oldu ama hep ekran başında izlediğim bir ödül töreni. Çok kaliteli, çok köklü. Dolayısıyla bu akşam da izleyiciler Türkiye ekran başına kilitlenecek diye düşünüyorum. İnşallah öyle. Çok teşekkür ediyorum. Sana iyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ ol. Evet, gördüğünüz gibi konuklarımız yavaş yavaş geliyor. Bir yönetmenime sorayım. Orkun ve Tara'nın yanına gelen bir ünlümüz var mı diye. Evet, varmış. Söz sizde. Efendim devam ediyoruz ve ilk konuğumuz, Kırmızı Halı'daki ilk konuğumuz bu sene isminden sıkça söz ettiren ve aynı zamanda bizim yıldız parlayanlarımızdan olan Özge Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi çok heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım şu an. Ya nasıl hazırlandınız? Ve çok güzel görünmüyor evet, mu? Evet, yani bence inanılmaz alamadım gözlerimi. Çok kibarsınız. Siz de aynı şekilde, size çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Nasıl hazırlandınız? Stilistimle beraber hazırlandım. Çok güzel bir ekiple, saç, makyaj hep beraber. Güzel bir ekip hazırladı. Zaten set şartlarında böyle çok İstanbul'a gidip gelmeli yoğun bir tempoydu ama sonuçtan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim hepsine. Son ya, dakika şeyler en güzeli oluyor evet, biliyorsun evet, değil mi? Ya, iki tane şık bir kadın var benim yanımda. Çok zor değil mi hazırlanması? Siz herhalde çok daha iyi biliyorsunuz. Az önce dediğim gibi ne kadar kısa sürerse o kadar güzel bir şey ortaya evet, çıkıyor aslında. Neden öyle bilmiyorum ama sen de tecrübe ediyorsun kesinlikle galiba. Kesinlikle ve bence daha keyifli de oluyor. Aynen öyle. Her bir süreç çok güzel. Uzun sürdü mü hazırlanmanız? Çok uzun sürmedi yani, 1,5-2 saat falan diyebilirim. Çok profesyonel ve güzel bir ekiple çalıştığım için, onlar da alanında çok iyi oldukları için hemen çok muhteşem bir şekilde hazırladılar. Son kez şunu soracağım, yıldızı parlayansınız. Nasıl bir histir bu altın kelebekte? Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü kariyerimde çok güzel bir adım bu. Bu ödüle katkısı olanlara da çok teşekkür ederim. Çok güzel bir his. Efendim iyi eğlenceler şimdiden. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. Efendim
efendim, dışarının kalabalığını siz de görüyorsunuz. Ben de biraz önce koştura koştura hızlıca çıktım, dışarıya baktım. Konuklarımız yavaş yavaş. Kapıda bir yığılma oluyor. Bir kalabalık olduğu için içeri girişte bir yığılma oluyor. Ve teker teker de konuklarımız buraya geliyorlar. Biraz sonra yine sürpriz konuklarımız tabii ki burada olacak. Ben demin arada Taray'la şeyi konuştuk. Hani hangi kategori falan merak ediyorsun diye sormuştum. O tabii en iyi işte kadın oyuncu, en iyi dizi falan da aslında söyledi. Ve ben ona dizi izliyor musun diye sordum. Dizi izliyor musun? Ya şöyle, şimdi yalan yok. Belgesel izliyorum. Belgesel. Yok yok. Şimdi dijital platformdakileri çok seviyorum. Türkçeleri de izliyorum. Ama artık bu dijital platformlar o kadar çok oldu ki normal televizyonu açmıyorum artık yani, ne yazık evet. ki. Vallahi yalan yok. Evet. Ama annemden, anneannemden falan duyuyorum. Şu dizi var, işte şu oynuyor. Ondan sonra onlara gittiğimde yemek yemeye ya da ziyaret etmeye. Hı. Hep o açık oluyor zaten. Evet. Ya da fragmanlardan gördüğüm kadarıyla zaten tüm hikayeyi hakim oluyorsun. Vallahi efendim bu sene o kadar... Senin var mı hani en sevdiğin dizi? Merak ettim şimdi. Evet, şimdi benim var. Yani şimdi ben onları acaba söylesem mi diyeceğim, çok böyle ipucu mu vermiş olurum bilmiyorum ama dijital platformlarda da benim çok güzel içe... Hı. Ya gibi... Dijital platformda gibi çok mesela, güzel mesela gibi, var, evet. Gibi diye bir yapım var efendim Exxen'de. Yani aman tanrım, muazzam komikler, muazzam eğlenceliler. Hasan Can Kaya hakeza, acayip keyif alıyorum. Zaten. Zaten Yargı dizisine bayılıyorum. Camdaki Kıza. Her gün, her hafta başı annem arıyor zaten pazartesi günleri. Şu oldu, izledin mi diye. Her seferinde ben de hayır diyorum ama annemin dediklerinden dolayı her şeye hakimim yani. Süper. Efendim Timuçin'in yanına gidelim. Coşkun Sabah sanırım orada. Anılar diye mi girsem acaba? Ya ama bunu ben söyleyemem herhalde, değil mi? Coşkun abi hoş geldiniz. O zaman ben diyeyim ki şimdi gözümde canlandılar. Canlandılar. Böyle sizi görünce gerçekten hani ilk aklıma gelen şarkı mesela Anılar oluyor. İkinci aklıma gelen de... Hatıram olsun. Hatıram olsun. Aşığım sana doyamıyorum. Doyamıyorum. Var da var, işte bu bizim hikayemiz. Ne bileyim, benimsin, sen bambaşkasın, bir pazar günü bir gülü sevdim. Var da var. Aşk kitabı. Siz en çok hangisini seviyorsunuz Coşkun abi? Anılar başka bir şey. Anılar başka. Anılar başka. Bir de hatıram olsun son zamanlarda. Özellikle genç kuşağın, hani Z kuşağı diyorlar ya. Evet evet. Müthiş 2-3 yıldır o şarkı depar. Depar aldı gidiyor. Coşkun abi bir de şarkılarınızın yanı sıra gerçekten şu an canlı yayında görüyorum sevgili seyirciler Coşkun Sabah'ı. Hiç değişmediniz Coşkun abi. Bunun sırrı nedir? Kitap yazacağım. İkinci kitabım. Şimdi biyografim çıktı ama sağlık için de yazmam lazım. Ben 25-30 yıldır bir anti-age programı içerisindeyim. Yani yaşlanmayı durdurma, yaşlılığı geciktirme, biliyorsunuz artık. Yani Osman Müftüoğlu'na rakibim ben. Rakip oldum bile. Eğer diplomam olsaydı kesinlikle bir klinik açardım ve çok bu konuda bilgilendim. Yani emek olunca, emek verdik daha doğrusu. Yani bir emek veriyoruz da oluyor. Emek vermeden olmuyor Coşkun abi sanırım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Anılarla birlikte sizi yolcu ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten Coşkun Sabah yıllara meydan okuyor. Çok klişe bir söz vardır ama maalesef değişmedi. Şimdi yanımda yine bir konuğumuz var. Merhaba. Nisa Bölükbaşı, merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyi, heyecanlıyız. Arada şu kameraya bakmam da gerekiyor yönetmenimize. Gökhan, sıkıntı var mı? İyi mi görüntümüz? Tamam, süper. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Kendimi sonunda böyle diyelim ki ormandan çıkmış gibi. Çünkü normalde hani sporcu kişiliğin sebebiyle sanki hani eşofman dışı bir şey giymiyormuş gibi düşünüyorduk seni, değil mi? Ki öyle zaten normalde. En çok rahat hissettiğim ki bir saat öncesine kadar yine eşofman vardı. Gerçekten mi? Siyah tercih etmişsin. Bir modacıyla mı çalıştın, stylingle mi çalıştın yoksa kendin mi karar verdin? Benim çok tanıdığım tatlı bir ablam var, Etel ablam. O da Reysa Vanessa'nın annesidir kendisi. Aha. Üstümdeki de bugün onların güzel parçasından biri. Şahane. Bu arada hafif şöyle bakarsan gözünün kenarındaki o nedir? Makyaj değil herhalde ama ufacık pırlantalar mı? Pullar var. Onu da bizim make-up artistimiz böyle bir şey... Bugün böyle madem geldin halıya güzel parla dedi. Tamam dedim, kıramadım. Gerçekten parlıyorsun. Peki var mı önümüzde hedefler, yapacağımız işler, bahsetmek ister misin bize varsa seni sevenlere? Ya kesinlikle öncelikle ilk hedefim okulu bitirmek. Şu an onun için uğraşıyorum ama tabii ki de onun yanında
Çok güzel işbirlikleri de var ve yarın hatta dizi setim var, bir tane konuk oluyorum. Evet. O yüzden öyle hayatıma devam ediyorum. Bakalım yani ne olacak, ne oluyorsa olsun zaten. Her şey kısmet, öyle diyorum. Her şey kısmet, her şey senin için eminim çok güzel olacaktır. Ama şimdi seni yakalamışken de özel bir soru sorsam mı, sormasam mı? Benim özel bir şeyim yok. Mutlu musun, her şey yolunda mı diyeyim ben? Evet, çok mutluyum, her şey çok yolunda. Allah bozmasın. Çok teşekkür ediyorum ve iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere. Ben de hoşça kal, çok sağ ol. Evet, Nisa'ya teşekkür ediyorum ve şu an Orkun'la Tara'nın yanına gidiyoruz. Efendim, dediğimiz gibi konuklarımız gelmeye devam ediyor. Özel bir konuk var, Ersay Üner. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? İyi vallahi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hafif bir hastalık var ama onun haricinde gayet iyi. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Sizler de öyle. Çok teşekkür ederiz. Nasıl karar verdiniz bu kombini? Biraz farklı gördüm sizi, evet, diğer. Evet, böyle bir anda bir karar verdim. Vallahi bayıldım. Hoşuma da gitti. Bizler için daha kolay galiba ama. Ya işte onu demek istemedim ama başıma gelenlerden sonra. Tara'nın elbisesi yırtıldı. Size daha fazla seçenek varmış gibi geliyor. Evet, o kadar seçenek olunca da insan seçemiyor ne yazık ki. Evet. Biraz seçenekleri bak, bizim daha. Şaka yapmıyorum, elbisesi yırtıldı bak. Son 10 dakikada hazırlandı ama. Teşekkürler. Ersay Üner bizim jüri üyemizdi aynı zamanda. O yüzden ben ona o deneyimini de sormak istiyorum. Evet. Nasıl bir deneyimdi Altın Kelebek jüri üyelerinden biri olmak? Ya aslında hep merak ettiğim bir şeydi. O gün zaten biliyorsun orada da söyledim. Çok merak ediyordum. Arka planda ne oluyor, nasıl oluyor? Heyecan vericiydi benim için. Oradaki o sistemi, adaleti de görünce daha mutlu oldum. Daha keyfim yerine geldi. Panten, işte bizim ödül törenimiz Altın Kelebek. Aslında şu anda Türkiye'de kalmış tek en güzel ödül törenlerinden bir tanesi ve devamının gelmesi gerekiyor. Bunun için de çok saygı duyuyorum herkese, çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir gece olacak sonucunda. Zor anları yaşadık orada biliyorsun zaten jüri üyesiyken de. Ama sonuç çok güzel. Tara, biz çok zorlandık seçerken. Gerçekten. Ya tahmin gerçekten edebilirim. O kadar hani zor, güzel iş yapan insan var ki seçmek çok zor. Hepsi çok güzel. Ya birine ödül vermek böyle zorlandık ama bunun da işinde gerekiyor. Oydu zaten gereken. Ve bugün oydu. Oy da verecek, ödül de verecek Ersay Bey. Ay evet, ne güzel. Evet, çok keyifli. Benim için çok güzel bir duygu. Çok vallahi tatlı. O zaman iyi eğlenceler dileyelim biz. Teşekkür Ersay ederim. Bey. Eğlenceler, görüşmek iyi üzere. Akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim kendinize. Evet efendim. Şimdi devam ediyoruz konuklarımızı almaya. Çok özel bir konuğumuz daha yanımızda. Aman Allah'ım yahu. Nasıl güzelsiniz siz de. Ortaya geçin tabii. Efendim tüm enerjinizle geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Heyecanlıyız. Neler olacak bugün? İşte ben biliyorum ama söyleyemiyorum. Bahsettik, bir özel şovları olacak. Değil mi çok Yasemin Hanım? Geçecek inşallah. O yüzden onun merakı içindeyim. Bir an evvel gecenin başlamasını istiyorum. Hayır, bir ipucu verin artık ama bu canlı yayında. Ama ya ipucu çok nasıl vereyim? Verirsem kıymeti kalmaz. Doğru söylüyor değil mi? Dediğim gibi işte. Kıyafet için bir özel bir hazırlık yaptınız mı? Genelde burada hani saatlerce biz erkekler çok kolay hazırlanıyoruz ama şimdi Tara da çok güzel, siz de çok çok güzelsiniz. Nasıl hazırlandınız? Çok kolay hazırlandım bu defa. Önceden korsemi içime giyerdim, şimdi dışıma giydim. Başkası sıktı. Benim de işimi kolaylaştırdılar. Efendim o zaman heyecanınız da var, biliyoruz. Uğurlayalım saniye. Evet, valla uğurlayalım. Çok teşekkürler. Hepinize dedim kendinize, iyi eğlenceler şimdiden. Eğlenceler. Efendim çok merak ediyorum. Şimdi devam edelim. Çok güzel bir hanımefendiyle, bir modacı beyefendiyi alacağız. Cihan Nacar'la Tünin Şahin, onu evet alalım yanımıza. Buyurun Cihan Bey, Tünin Hanım buyurunuz. Nasıl yapalım şimdi? Siz şöyle. Bence Tünin böyle gelsin. Evet, Tünin Hanım buyurun. Cihan Bey, sizi de alalım. Şöyle alalım. Ben uzatırım mikrofonu. Buyurun geçin efendim. Ben merhabalar, olmaz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ay böyle ikinizi bir yanına görmek çok güzel ya. Çok seviyorum sizi. Teşekkür ederim. Bir de çok şık gözüküyorsunuz. Nasıl hazırlandınız? Merak ettim şimdi. Beni Cihan hazırladı tabii ki, bu güzel elbise. Slogan hani gücünü gösterenler ya, o yüzden de biz de böyle siyah kelebek koyduk bu elbisenin adını. Çünkü baktığımızda işte siyah kelebek böyle en güçlüleri hepsinin arasında. O yüzden sağ olsun Cihan böyle bir konsept yarattı. Şimdi Tünin Hanım çok şık olmuş gerçekten. Çok Cihan gibi usta bir elin elinden çıkması da bu gerçekten önemli. Hoş geldiniz. Cihan benim dostumdur da aynı zamanda. Nasıl görüyorsun bu geceyi? Bir ödül, hani bir hızlıca bir yorumlayalım mı kıyafetleri? Nasıl olmalı ya da şu ana kadar gördüklerin kıyafetler nasıl?
Altın Kelebek tabii bu ülkenin en prestijli ödül töreni ve gördüğüm kadarıyla tabii hızlıca içeri girdik. Herkes çok şık, herkes çok özenle hazırlanmış. Ben de bu gece keyifle tülini hazırladım ve çok güzel görünüyor. Yani bugün bir siyah kelebek konseptiyle onu bir siyah kelebeğe çevirdim. Cihan benim tanıdığım birkaç kişiyi daha hazırladı bu arada efendim. Hepsinin kıyafeti muazzam. Evet, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu geceye yakışır bir durumda gelecekler. Ama gerçekten Cihan'ın her kıyafeti, yani defile yaptığı zaman mesela hani fitting'e bir gidiyorum, yani hepsini giymek istiyorum. Yani o kadar güzel kıyafetler yaratıyor ki gerçekten onun vizyonuna, hayal gücüne hayran olmak elde değil. Zor mu Tülin Hanım'la çalışmak? Bana bakarak söyleyebilirsin sen. Çok hiç zor değil. O yüzden hep yani, böyle birlikteyiz. Tülin'le tabii kaç yıldır arkadaşız. İyice evet, birbirimizi çözdük ve onunla onun için bir şey dikmek benim için çok büyük keyif. Cihan'la çalışmak çok kolay değil ama bilginiz olsun. Değil mi? Cihan'la çalışmak kolay değil. Cihan biraz işini çok sağlam yapan biri olduğu için kolay değil diyorum. O zaman size çok eğlenceler diliyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Efendim şimdi hızlıca Timuçin'in yanına gidip sonra da bizim röportajlarımız devam edecek canlı yayında. Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Yanımda sadece de güzel demek istemiyorum. Çok haksızlık olur. Hem güzel hem yetenekli İlayda Alişan var. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Şahane görünüyorsun. Hani zaten bütün rol aldığın karakterleri seviyoruz. İçine giriyorsun. Bayılıyoruz o duruma. Ama şimdi bir de böyle görünce gerçekten iki kez hayranlığımız arttı. Teşekkür ederim. Tabii özel olarak hazırlandık böyle bir geceye, o yüzden. Nasıl hazırlandık peki geceye? Vallahi benim böyle bir ekibim var, kurtarıcı ekibim. Böyle gecelere beni hazırlıyorlar sağ olsunlar. Onlarla birlikte hazırlandık. Bir iki detay merak ettim. Yüzük detayı. Önce akrep galiba değil mi? Evet, akrep. Var mı bir anlamı, özel bir durumu? Yok ya, hoşuma gitti, taktım ama senin de broşun çok hoş. Gerçekten. Evet. Bu eğer görünmediyse ben de göstermiş olayım. Bütün canlıları çok seviyoruz. Tabii ki köpekleri de evet, çok seviyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum ve iyi eğlenceler diliyorum. İyi ki geldiniz. Sen de teşekkür. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Efendim şimdi herkesin o merakla beklediği ekip yanımda, yargı ekibi yanımda. Yani benim için değil sadece, bence tümünüz izleyenler, herkes için, tüm izleyenler için de yılın dizisiydi. Efendim hoş geldiniz. Tüm ekip burada. Önce ben Pınar Hanım'a bir iki cümle sormak istiyorum. Hoş buldum. Çok mutluyum ve yani tabii ki şu an bilmiyoruz kimin aldığını ama bence yargı benim adıma, bütün ekibim adıma mükemmel bir işti. Sektör adına da çok güzel bir nefesti uzun süre sonra bu kadar iyi bir işin çıkıyor olması. O yüzden çok mutluyum. Ya ben burada kendi adıma söyledim. Bana göre yılın dizisiydi. Çok tabii ki kim alacak bilmiyoruz ama yani çünkü çok usta bir kalemin elinden çıkıyor. Çok Sema iyi. Ergenekon evet, orada. Sema gelse Hanım'ın keşke elinden çıkıyor. Keşke Sema Hanım'ı da evet, evet bir görsek. Ve Sema Hanım gelirken Kaan Bey'e belki Tara bir şeyler sorar. Evet, yani çok merak ettim. Ekipçe mi hazırlandınız, bir konsept mi yaptınız? Ne oluyor? Ben böyle kendimi... Mor mu hissettiniz kendinizi? Ben morum bu sene. Sizi bilmiyorum. Siz nasılsınız? Biz siyah giymişiz. Biz de bu akşam bir araya geldiğimizde fark ettik. Ama yani demek ki doğru uyumu yakalamışız ki hissetmişiz. Bir uyum içerisinde gelmişiz. Şaka bir yana keyfimiz çok yerinde. Çünkü ikinci sezonumuzda da gayet birbirimizle uyumumuz, keyfimiz, muhabbetimiz artmış durumda. Bakalım, heyecanlıyız. Biz de güzel bir gece geçireceğiz inşallah. Efendim o zaman Sema Hanım'a da hemen ben hızlıca bir mikrofon tutmak istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Yani çok güzel bir ekiplesiniz ama sizin de işiniz çok 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 zor. Zor ama karşılığını alabildiğimiz için her şey daha kolay, öyle söyleyeyim. Heyecan durumu? Çok heyecanlıyım. Evet, o zaman tamam, şöyle yapalım. Şimdi aşağıdan salondan bekleniyor yargı ekibi evet, zaten. Çok teşekkür ederek uğurlayalım. İyi eğlenceler diliyoruz çok efendim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Herkese. Çok sağ olun. Sağ olun. Hemen Timuçin'in yanına gidelim. Konuk var yanında. Evet, Pantene Altın Kelebek ödül töreni Kırmızı Halı canlı yayını tüm heyecanıyla devam ediyor. Şu an sol tarafımda iki güzel hanım var. Moda dünyasının iki önemli ismi Gülşah Saraçoğlu ve Yasemin Yılmaz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hanginize bakacağımı şaşırdım. O kadar güzel görünüyorsunuz ki maşallah. Teşekkür ederiz. Vallahi biz de seni görünce sürekli böyle içimizden, kalbimizden böyle bir gülümseme geliyor. Çok teşekkür ederim. Nasıl keyifler? Şahane bir gece.
Gece şahane, heyecanımız çok yüksek ve bütün konuklarımızı bekliyoruz. Siz de olanca şıklığınızla gelmişsiniz tabii ki her zamanki gibi. Aynen öyle, çok güzel bir gece olacak. Bence herkes de ödüllerini güzel güzel alacak. Bu hafta, bu ay biz bayağı bir altın kelebeği konuşuruz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Nasıl hazırlandınız Yasemin Hanım geceye? 5 dakikada kendi markam. Evet. Bak. Bu herhalde bir avantaj mı? İnsan modacı olunca daha mı hızlı hazırlanabiliyor ya da bir şeylere karar verebiliyor? Tabii. Ben de hemen ki benim de kendi markam diye. Şöyle bir risk oluyor. Selebritiye yapıyorsun, başka bir selebritiye ama bir anda yok bunu ben giymeliyim diyorsun ve giyip çıkıyorsun. Vermiyor musun mesela diktiğin bir elbiseyi ünlü bir isme vermediğin oldu mu hiç? Şu anda öyle olacak. Şu anda öyle olacak. Kendisini biliyor. Pardon, affedersin. Ben giymeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Gülşah Hanım, sizin hiç öyle oldu mu? Gülben Ergen'e öyle falan hani dikip. Alıyor. Yani Gülben diyor ki saçmalama, onu sen değil ben giyeceğim falan diye. Böyle oluyor yani onun için. Zaten benim her zaman söylediğim bir şey var. Kendi vitrini kendi üstünde taşıyan bir modacıyım. Ondan dolayı elbiselerimin en güzel mankeni olmayı tercih ettim. Hepsi de geliyorlar. Böyle. Çok doğru, çok güzel söz. Üstüne söyleyecek bir şey bulamıyorum. İyi ki geldiniz diyorum Gülşah Saraçoğlu'na ve Yasemin'e. Çok güzelsiniz, çok şıksınız. Gecenin tadını çıkarın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Efendim yanımda PNG Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnoğlu var. Tabii ki şimdi ana sponsorumuz bizim Pantene. Pantene Altın Kelebek diye konuşuyoruz. Ve muazzam hazırlıklarımız oldu hep beraber bizim. Ben şimdi Tankut Bey'e bir soru sormak istiyorum. Türkiye'nin görme engellilere sesli betimleme yapılan ilk kırmızı halısı bugün Pantene Altın Kelebek'te yer alıyor. Hoş geldiniz ve bunu sizden kısaca dinleyelim Tankut Bey. Çok teşekkürler. Pantene'in de içinde bulunduğu PNG ailesinin en büyük hedeflerinden biri arada engeller olmadan bütün insanlara bütün zenginliklerin, bütün her şeyin ulaşabilmesini sağlamak. Blind Look'ta aslında ilk defa kırmızı halıyı betimleme üzerinden görme engellilere ulaştırıyor. Blind Look'la beraber bu işbirliği o açıdan. Bunu göstermesi açısından ve umarım örnek olması açısından kadın bizim kanser, için çok değerli. Kadın Kanserleri Derneği de bu geceye katılıyor. Bir işbirliğiniz var aslında değil mi? Pi Kadın Kanserleri. Bunda hemen Pantene özelinde cevaplayayım. Evet. Pantene'in en fazla yapmak istediği de bütün kadınların hayallerindeki saçlara kavuşması. Evet. Tabii kemoterapi görmüş kadınların saçlarına da hayalindeki saçlara ulaşma konusunda da perukların çok önemli bir önemi var. Hı hı. Kadın Kanserleri, Pi Kadın Kanserleri Derneği ile biz yüzlerce kadına bu perukları ulaştırıyoruz. Onların da o dönemi geçirirken özgüvenlerinin yüksek olmasını sağlıyoruz. 2023'te de buna devam edeceğiz. Bunu duyurmak istiyorum açıkçası. Süper. Şimdi Sadriye Hanım var benim yanımda. Bir sorum da ona olacak efendim. Burada daha önce eşine rastlanmamış bir işbirliğine imza atılıyor aslında. Siz neler söyleyeceksiniz? Blind Look olarak markaların ürün ve hizmetlerini görme engellilerin rahatça ulaşabileceği hale getiriyoruz. Pantene de bizim görme engellinin hayatına değer katan markalarımız arasında yer alıyor. Eye brandlerimiz arasında yer alıyor ve şu anda Türkiye'de bir ilke imza attık. Kırmızı halıyı görme engellilerin erişimini açtık sesli betimleme ile birlikte. Artık kırmızı halıda kim yürüyor ve yürüyen kişiler ne giymiş, şıklar mı, rüküşler mi görme engelli rahatlıkla ulaşabilecek. Çok hızlıca ben hemen Arzu Karataş'a da dönmek istiyorum. Çünkü Arzu Hanım da bu önemli işbirliğinde önemli bir payınız var efendim. Siz de Pi Kadın Kanserleri Derneği kurucususunuz. Ne düşünüyorsunuz? Merhaba, müsaadenizle öncelikle bir anımı paylaşmak istiyorum. Ben bir gün Tankut Bey'i hastanede yakaladım ve koşarak yanına gittim. Dedim ki ben sizinle bir şey konuşmalıyım. Hay hay dedi tabii çok zarif bir şekilde. Biz kadınlar kanser sürecinde saçlarımızı kaybedince aynaya bile bakamıyoruz. Çocuğumuza, eşimize, kimseye bakamıyoruz dedim. O heyecanla biz çok güzel bir projeye başladık. Her gün ve her ay, her yıl 100 bine yakın kadın kanser oluyor. 3. yılımızdayız. Harika bir projeye başladık. Kadınlara saç oluyoruz, yol arkadaşı oluyoruz. Bugün de bunu çoğaltarak, İlerleterek projemizi tekrar hayata geçiriyoruz. Ben hem kendilerine ve Pantene ailesine, güçlü kadınlara yol arkadaşı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki varsınız, destekleriniz için de. Uğurlayalım ve Timuçin'in yanında bir konuk var, oraya gidelim. Sonra biz devam edeceğiz Taray'la. Kanal D ve TV2'den ortak canlı yayınımız devam ediyor. Ben dedim ki arkadaşlarıma, Yasemin Hanım yukarıda konuşmuş olabilir ama biz konuşmadan
törene başlayamaz. Beni özlemişsindir Timuçin'cim. Kariyerimdeki etkini herkes biliyor gösteriye gelen. Gerçekten. Bugünlere geleceğimi bekliyor muydun Timuçin? Bugünlere geleceğini önünde saygıyla eğiliyorum Yasemin. Bunu görsün, bunu görsün. Bunu yaşanmasını istiyorum Timuçin. Seni affediyorum. Gerçekten ediyor evet, musun? Evet. Vallahi affediyorum. Bunu bir daha mikrofona yakın söylersen. Timuçin'i affediyorum. Onunla inatlaşmak beni bugünlere getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Yasemin'in şovu gerçekten inanılmaz bir şey olacak. Onun kendi kariyerinde de ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Aynı zamanda Altın Kelebek'te de böyle bir şey yaşanıyor. Herhalde yukarıda şıklığınla ilgili konuşmuşsundur. Henüz konuşmadım. Başkalarının konuşmasını istiyorum. Umarım çok güzel bir akşam olur. Herkese ekran başına bekliyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Sizler için de çok güzel zaman geçirmek nasip olsun bu akşam. Öpüyorum hepinizi. Çok teşekkür ediyoruz. Zevkle. Gördün mü? Nasıl ya? Haydi görüşmek üzere. Görüşürüz, görüşürüz. Evet, sözü Orkun'la Tara'ya bırakıyorum. Evet efendim, yanımızda Tara. Bir güzel hanımefendi daha geldi. Evet, çok Şebnem şıksınız. Dönmez. Böyle pırıl pırıl. Hani çok demiştim ya gece başında böyle shiny shiny pırıl pırıl şeyler gelmedi daha diye. Geldi. Geldi. Kelebeğe özel böyle bir look yaptık. Siz de çok, çok güzel olmuşsunuz. Nasıl hazırlandınız merak ettim şimdi. Vallahi evde hazırlandım. Herkes eve geldi. Hı. O yüzden kolay oldu hazırlanmak. Tatlı oldu yani. En keyifli söyle oldu değil mi? Kendi rahat, et şeyinizde. Yağmur da yağıyor dışarıda, evde hazırlandım. Siz? Süper. Ben burada hazırlandım. Ben de buraya getirdim. Burada giydim ama tabii ki kıyafeti ilk kez giyiyorum, o ayrı. Ay çok güzel olmuşsunuz. Ya çok, ya ben bunu istiyorum deminden beri. Birileri beni dövsün istiyorum. Evet, Şebnem Hanım. Çok olmuşsunuz. Ben de çok heyecanlıyım bu akşam için. Bakalım neler olacak. Şebnem Hanım iyi ki varsınız. Ödül verecek Şebnem Hanım. O zaman iyi eğlenceler dileyelim. Bye uğurlayalım. Bye. İyi eğlenceler, bye iyi bye akşamlar. Ya efendim Ediz yanımızda şimdi. Kusura bakmayın Şebnem Hanım'ı ürküttüm birazcık. Ediz Bey burada ve Zeynep Hanım da yanımızda. Buyurun. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hızlıca konuşalım, sonra hemen Zeynep bastığımı alalım. Tamam. Evet efendim. Tamam, öyle yapalım. Gel, gel hadi. Pardon. Buyurunuz efendim, şöyle nasılsınız? Merhaba, çok iyiyiz. O zaman nasılsınız? Çok iyiyiz. Ben Zeynep Hanım'la başlayayım, sonra sen Ediz Bey'le tamam, devam et. Olur, olur. Aynen. Olur. Çok güzel olmuş Zeynep bastık. Çok teşekkür ediyorum. O sizin güzelliğiniz. Çok şıksınız bu arada. Teşekkür ediyorum. Siz de öyle hanımefendi. Çok teşekkürler. Zeynep Hanım nasıl hazırlandınız? Beni stylistim Şeydan Sözüer hazırladı her zaman olduğu gibi ama elbisemizi Amor Garibovic canım arkadaşım bu gece için özel tasarladı. Takılarımızın ismini şu an Kafkas, takılarımız Kafkas. Bu şekilde hazırlandım. Katar nasıldı, bir cümle hadi ondan alalım. Katar son derece gurur verici ve son derece hepimizin göğsünü kabartan acayip bir deneyimdi. Vallahi göğsümüz kabardı, yalan yok. Zeynep Bastığı çok seviyoruz ve adaysınız. Umarım belki de ödül alacaksınız, bilmiyoruz. Ben de çok seviyorum. Hele Ediz'i. Evet, Ediz Bey'e Timuçin Bey geldi. Hoş geldin. İşte canlı yayın sürprizi efendim bu da. Merhabalar. Evet. Tam Ediz Bey'le devam ediyorduk biz. Hadi buyurun. O zaman sen evet istiyorsan. Hayır. Sen biz Ediz'i dinlemeyi seviyoruz. O söylesin biz dinleyelim. O zaman ben soru sorayım. Geçen sene. Evet sen ne olur. Ediz nasıl hazırlandın bu geceye ve ben bu seneki Altın Kelebek'i yani ne hissettiriyor sana? Şimdi bu sene de her sene olduğu gibi Olga Toraman'la hazırlandım ben de. Benim de stylist arkadaşımla ve ekibiyle hazırlandık. Üstüm müsaade gerek var mı bilmiyorum hani. Söyleyebiliyor muyuz markaları? Söyleyin efendim. Baştan aşağı çok güzelsiniz. Siz yapın. Anlatmaya başlıyorum. Şaka şaka. Burberry üstüm. Bunlar da Swarovski. Öyle güzel bir işbirliğimiz var. Kulaklar şahane. Evet. Böyle çok güzel. Çok doğru. Güzel. Davul gibi hissediyorum kendimi. Davul gibi ama. Borç alabiliyor musun? Ben böyle gecelerde biliyorsunuz biraz daha aykırı olmayı seven biriyim. Erkekler adına. O yüzden de keyfim yerinde. Yine güzel böyle bir sunum yaptı arkadaşlarım. Teşekkürler onlara. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi eğlenceler diliyoruz. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Geldiğim için ortamız öyle yani güzel isimlerle yayınımızı bitiriyoruz ki. O kadar güzel geldi ki. Hele Zeynep Hanım, hele Ediz Bey. Değil mi? Çok güzeller. Işık saçıyorlar. Gerçekten ışık saçıyorlardı. Vallahi biz bitirdik galiba. Evet. Bitti değil mi? Bitiriyoruz galiba. Evet, süremiz maalesef. Kırmızı halı süremiz bitti tabii evet ki. Tören devam edecek. Evet, evet. Saatlere kadar. Eğer yönetmenimize de soruyorum artık bitirebilirmişiz. Evet tamam. O zaman efendim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür herkese ediyoruz. Herkese iyi seyirler bizden şimdiden. Bizden ayrılmayın Kanal DVT'ye. Devam öyle edeceğiz efendim. Hoşçakalın. Kanal D'den.